Arkadaşlar merhaba, Olympics kanalına hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü 1987 yılına gidiyoruz arkadaşlar. 1987 yılında Sovyetler Birliği'nde, tabii o sıralar Sovyetler henüz dağılmamıştı. Sovyetler Birliği matematik olimpiyatlarında çıkan soruyu sizinle beraber tartışacağız arkadaşlar. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Fakat önce soruya bakıp belli bir düşünme süresi ayırdıktan sonra çözümlere gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen soruya geçelim. Arkadaşlar sorumuz şu şekilde. 10 oyuncu bir turnuvaya katılıyor. Her oyuncu diğer bir oyuncuyla tam olarak bir kez maç yapıyor. Her maç ya galibiyet ya da mağlubiyetle sonuçlanıyor. Beraberlik yok bu turnuvada arkadaşlar. İkinci oyuncunun kazandığı maç sayısını AI ile ve kaybettiği maçların sayısını BI ile gösterirsek ispatlayınız ki A1'in karesi artı A2'nin karesi artı nokta nokta A10'un karesi eşittir B1'in karesi artı B2'nin karesi artı nokta nokta B10'un karesi olduğunu ispatlamamız isteniyor. Peki arkadaşlar bu ne demek? Yani oyuncuların her birinin galibiyetlerinin karelerinin toplamı mağlubiyetlerinin kareleri toplamına eşit olduğunu göstermek demek. Arkadaşlar bu soruya yaklaşırken şöyle bir gözlemde bulunalım. Gözlem 1. Bu arada tam bu noktada aslında kendinize süre vermek istiyorsanız çözüme başlamadan önce videoyu burada durdurup hemen düşündükten sonra tekrar devam butonuna basabilirsiniz. Arkadaşlar gözlemimiz şu şekilde. Her bir oyuncu tam olarak 9 maç yapıyor. Yani ben turnuvada 10 kişi olduğundan dolayı benim dışında 9 kişi varsa ben tam olarak 9 maç yapıyorum. Ve beraberlik olmadığı için arkadaşlar ben bu 9 maçtan AI katarını, ikinci oyuncu olarak AI katarını kazanıyorsam 9 eksi AI katarını da kaybediyorum. Yani gözlemin birimiz arkadaşlar şu, kaybedilen maçların sayısı ikinci oyuncu için 9 eksi AI sayısına eşittir. Arkadaşlar bu önemli bir gözlem. Bunu kullanacağız. Şöyle kutu içine alalım. İkinci gözlemimiz. Arkadaşlar 10 kişinin katıldığı bir turnuvada toplam kaç maç yapılır? Herkes bir diğeriyle tam olarak bir kez maç yapıyorsa toplam maçların sayısı 10'un ikilisi o da eşittir 45'tir. Bu bir gözlem. Gözlem 3 diyelim o zaman arkadaşlar. Başka bir gözlem daha var. Gözlem 3 şu arkadaşlar. Toplam 45 maç yapılmışsa ve her maç ya galibiyet ya mağlubiyetle sonuçlanıyorsa demek ki bir maç yapıldığında bir tarafın hanesine galip bir tarafın hanesine de mağlup olarak şey yapıyoruz. Yani bir maçtan bir galibiyet yani AI'lerden bir artıyor. BI'lerden de bir artmış oluyor. Toplam 45 maç varsa toplam 45 galibiyet olması gerekiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Toplam galibiyetlerin sayısı bütün oyuncular için topladığımızda 45'e eşit olmak zorunda. Bunu mağlubiyetler için de yazabilirdik arkadaşlar. B1 artı B2 artı nokta nokta B10 eşittir 45. Arkadaşlar bu eşitliği de kullanacağız sorumuzda. Peki arkadaşlar bizden B1'in karesi artı B2'nin karesi artı nokta nokta B10'un karesinin A1'in kareleri artı A2'sinin karesi artı nokta nokta A'nın karesi olduğunu ispatlamamız isteniyor. Nasıl yapacağız? Bütün BI'ler yerinde yapalım. B1'in karesi artı nokta nokta B10'un karesi eşittir. Belli işlemlerden sonra bunun A1'in karesi artı A2'nin karesi artı A10'un karesi olduğunu göstermeye çalışacağım. B1'in arkadaşlar 9 eksi A1 olduğunu söylemiştik. B2 9 eksi A2 artı nokta nokta 9 eksi A10'un karesi. Arkadaşlar bunu açalım. 81 eksi 18 A1 artı A1'in karesi artı 81 eksi 18 A2 artı A2'nin karesi artı böyle nokta nokta giriyor arkadaşlar. 81 eksi 18 A10 artı A10'un karesi. Şimdi arkadaşlar bunu toplayalım. 10 tane terim var şu şekilde. Her bir terimden artı 81 geliyor. Bu ne demek? 10 kere 81 810. Her bir terimden arkadaşlar yine şöyle baktığımız zaman 18 A1, 18 A2, eksi 18 A10 geliyor. Bunları da eksi 18 parantezine alırsak arkadaşlar A1 artı nokta nokta A10. Bir de arkadaşlar her bir terimden
A1'in karesi artı A2'nin karesi artı nokta nokta A10'un karesi geliyor. Arkadaşlar gözlem 3'te A1 artı A2 artı nokta nokta A10'un yani toplam kazanılan galibiyetlerin sayısının toplam yapılan maç sayısına eşit olduğunu ve 45 olduğunu bulmuştuk. Bunu yerine yazarsak şuraya arkadaşlar bu 45'ti. 810 eksi 18 çarpı 45. Arkadaşlar 18 çarpı 45'e hesaplarsanız 810 oluyor. Ve bunları birbirinden çıkarırsanız arkadaşlar bunlar birbirini götürüyor ve A1'in karesi artı A2'nin karesi artı nokta nokta A10'un karesi olmuş oluyor. İlk başta B1'lerin karesini toplamıştım. B1'leri yerine yazıp en sonunda A1'lerin kareleri toplamına eşit olduğunu bulduk. Arkadaşlar bu soru 1987 yılında Sovyetler Birliği'ndeki matematik olimpiyatlarında sorulmuş bir soru. Gördüğünüz üzere belli bir iki gözlemi yaptıktan sonra aslında sorunun herkes tarafından yapılabileceğini anlamış olduk. Siz de bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Günün soruları serisinde ilk olarak Rusya ile başladık. Hemen yarın başka bir günün sorusu serisiyle devam edeceğiz. Bunun için arkadaşlar Instagram sayfamız olan Herkes İçin Olimpiyat sayfasını takip edip oradan da günün soruları serisini takip edebilirsiniz diyoruz arkadaşlar ve videomuzu sonlandırıyoruz. Herkese iyi akşamlar, iyi günler diliyorum.